7-8 aylıklara göre pırasalı sebze püresi için öncelikle pırasayı, havucu, patatesi yemelik miktarlarda doğruyorum. Arkasından tereyağında önce pırasayı, ardından diğer ikisini soteliyorum. Üstüne içme suyu veya tavuk suyu veya sebze suyunu ekledikten bir 10 dakika sonra bezelyeleri de atıyorum. Bir 5-6 dakika her şey yumuşayınca kenara atıp el blender ile geçiriyorum. Hoş geldiniz. 7 ve 8 aylık bebeklerin annelerine özellikle hoş geldiniz diyorum. Çünkü harika bir sebze püresiyle karşınızdayım. Tam da onların damak tadına, midelerinin gelişimine, bağırsaklarının çalışma sistemine uygun bir püre bu. Hem de yapması çok zevkli çünkü o kadar çok tatlı, taze, cıvıl cıvıl renkler bir arada ki insanın gerçekten iştahı açılıyor. İştahınız açılmasa da neşe doluyor insan. Enerji veriyor gerçekten. Bezelye var, patates var, havuç var, pırasa var, birazcık tereyağı var sotelemek için, bir miktar da tavuk suyu veya sebze suyu, hiç olmadı normal içme suyu, hepsi olur. Hani tavuk suyu falan oldu mu biraz daha lezzet veriyor diye. Bu arada aklınızda olsun, YouTube kanalımızda sebze suyu ve tavuk suyu tariflerimiz de var evde yapmanın yöntemleri için. Hazır olanlarda tuz olabiliyor. Biz de şimdilerde daha bu aylarda biliyorsunuz tuz vermiyoruz bebişlere. O yüzden evde yapıp buzluğa atmakta fayda var diyorum ve hemen yapmaya başlıyorum. Önce hemen şunun bir, hoş bu çok hızlı olur. Önce sebzeleri yemeklik hazırlayayım da ben ondan sonra. Burada bir tane orta boy havuç, pişmesi hızlı olsun diye çok ufak ufak yapabilirsiniz. Öte yandan nasıl olsa işin içine bir el blender gireceği için şekil şemal konusunda da gayet rahat davranabilirsiniz. Havucu yaptık bile. Şöyle ben ufaltayım yine de. Tamamdır. Şimdi pırasaya başlıyorum. Pırasa da yaklaşık bir su bardağı kadar daha beyaz beyaz olan kısımlarından alacağım. Evet, pırasayı da beyaz kısmındayken bırakıyorum. Çok fazla yeşile kaymadan bu kadar pırasa yeter diye. İki patates yeter. Ben taze patatesler, onlar çok küçük oluyor ya, kullandığım için 3 tane küçük aldım. Onu da lokmalık doğruyorum. Evet, patatesler de tamamdır. Sonuçta sebzelerimiz hazır. Burada da şöyle görüyorsunuz, işte bir ila bir yarım ila bir su bardağı bezelye var. Biraz daha fazla koyarsınız, daha da baskın olsun isterseniz bezelyeyi. Burada da dediğim gibi 1,5 su bardağı suyumuz duruyor. Benimki tavuk suyu. Şimdi hemencik şuradaki 2 çorba kaşığı tereyağı. Tereyağını eritiyorum. Şimdi bu tereyağı da bizim videolarımız arasında tarifini bulabileceğiniz ev yapımı tereyağı. Oraya inşallah sonra ekleyecekler o videoyu. İlk defa bayağı saçma bir görüntü olacak durup dururken. Bakabilirsiniz, yapabilirsiniz. Normal piyasada satılan tereyağını saf tereyağı haline getiriyoruz. Hem lezzeti hem kokusu harika oluyor. Tuzsuzundan almayı unutmayın. Minnoşların tuz tüketmelerini istemiyoruz. Ben hemen şu pırasayı, tereyağını biraz fazla mı kaçırdım acaba diye. O şey olmadığı için, böyle ev yapımı saf tereyağı gibi olduğu için bir tık daha yoğun oluyor koyarken. Aslında hani kullandığınız ölçünün biraz daha altında tutabilirsiniz. Evet, bir güzel soteleyelim. Şöyle. Tereyağı biraz kilo milo derdinden bizim yetişkin hayatımızda mutfağımızdan çok çıkmıştı diyebilirim size. Yani her şey neredeyse zeytinyağlıydı. Kahvaltıda ekmek üzerine tereyağı sürme alışkanlığımızı
tarihin eski ve keyifli sayfalarına görmüştük karı koca. Kumun hayatımıza girmesiyle birlikte tereyağı da tekrar döndü. Özellikle beyin hücrelerinin gelişimine bir katkısı olduğu için doktorumuz tavsiye etti. Asla atlamamamızı, her gün muhakkak işte bir fındık kadar belki yedirmemiz gerektiğini söylemişti. İzni de sanırım 8. ayda, 7'nin sonuna doğru 8. ayda izinde çıkmıştı. İlk yani 6. ayda hiç kullanmadık ama sonra yavaş yavaş pürelerin içine koymaya başladık ve haliyle lezzetli olma katsayısı da çok artıyor tabii yemeklerin. Pırasa sotelendi. Yani sebzeleri atıyorum. Şimdi patatesli havuç. Malum bezeryeye göre çok daha yavaş piştiği için, daha uzun sürede yumuşayacakları için önce o ikisi giriyor. Şöyle koydum. Şöyle. Tamamdır. Ondan sonra elinizde neyiniz varsa, içme suyu, sebze suyu, tavuk suyu, bunu da koyup şöyle bir şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Birazcık da açayım. Şöyle bir fokurdatalım. Ondan sonra altını kısacağız. On dakika geçti. Bizim havuçla patatesin ihtiyacı olan avansı vermiş olduk. Şimdi bezelyeyi de katıyorum. Çok güzel. Rengarenk oldu. Çok neşeli. Harika. Şimdi bezelye de pişsin diye bir 5-6 dakikada bu şekilde tutacağız. Ondan sonra sıra el blenderına gelecek. Görüşmek üzere 5 dakika. Evet, mis gibi oldu. Her şey de yumuşamışa benziyor. Ben altını kapattım. Şunu şöyle kapağı koyayım şuraya. Ve fırt fırt yapalım bakalım. Evet, başlıyorum. Ben ve el blenderımda olan çılgın maceralar sayı 4. Aslında bunu biraz daha soğumasını... Neyse, evet. Evet, pürüzler neredeyse tamamen yok oldu gibi. Neler var içinde derseniz, içinde tereyağı olan, bezelyesi, pırasası, havucu, patatesi olan, mis gibi kokan, tam da 7-8 aylıkların ağzına layık bir püre. Umarım sizinkiler de sever. Ufak ufak eğer başladıysanız şimdiden baharata başlayabilirsiniz. Bu püre içine de biraz işte söyleyin adını, muskat rendesi veya yakıştırıyorsanız belki birazcık dereotu iyice ufalayıp veya hafif kurusundan belki biraz kişniş falan. Bu tip şeylerle hafif oynamalar yapılabilir. Umarım memnun kalırsınız tariften. Umarım kullanırsınız. Eğer yorumunuz, bir şekilde itirazınız, öneriniz, tavsiyeniz varsa ne olur gelin iki anne bir mutfakta videoların altına yorumlarınızı yazın. Hep takip ediyoruz. Elimizden geldiğince hızlı cevap veriyoruz. Önerileriniz varsa girip mutfağa deniyoruz. Kısacası büyük keyif alıyoruz bizi ziyaret edişlerinizden. Tekrar tekrar bekliyoruz. Başka bir tarifte görüşmek üzere.